Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Yine Peygamber Efendimizin hayatını okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Sizler de dinlersiniz ve bu bayramın Bayram Özendi'nin videosunu dinlersiniz. Konu başlığı ilk Müslümanlar. Kureyş'te çok büyük bir kıtlık olmuştu. Ebu Talib'in ailesi çok kalabalıktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in kendisine yaptığı iyilikleri unutmamıştı. Bu sıkıntılı günlerde amcasına yardımcı olmak istedi. Amcası Abbas'a giderek şöyle dedi. Kardeşin Ebu Talib'in kalabalık bir ailesi var. İnsanlar sıkıntılı günlerde birbirine yardımcı olmalıdır. Bizim de ona yardımcı olmamız için çocuklarından birini sen al, birini ben alayım. Onun yükünü biraz hafifletelim. Beraberce Ebu Talib'e giderek ona senin yükünü hafifletmek için çocuklardan almak istiyoruz dediler. Ebu Talib oğlu Akil'i çok seviyordu. Şöyle dedi. Akil'i bana bırakın da hangisini alırsanız alın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi, Hazreti Abbas ise Cafer aldı. Ali artık Hazreti Muhammed'in evinde büyüyecekti. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna iman etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Hazreti Hatice de arkasına durup namazını kılıyordu. Kimseye haber vermiyorlar, gizlice namaz kılıyorlardı. Bir gün onlar kılarken Hazreti Ali bulundukları odaya girdi, onları seyretmeye başladı. Namazları bitince Hazreti Muhammed'e sordu, bu nedir? Bu Allah'ın kendisi için seçtiği ve peygamberini gönderdiği dindir. Seni eşi ve benzeri olmayan bir Allah'ın yoluna ona ibadet etmeye, Lat ve Uzay'ı inkar etmeye çağırıyorum. Bu daha önce hiç duymadığım bir şeydir. Müsaade edersen babam Ebu Talib'e bir danışayım. Hazreti Muhammed, Hazreti Ali'nin bu işi açıklamasını istemeyerek ona Ali şayet inanmazsan bu işi gizli tut dedi. Hazreti Ali odasına giderek düşünmeye başladı. Amcasının oğlu kesinlikle yalan söylemezdi. Bu nedenle insanlar onu elemin diye adlandırmıştı. O kendisini putları inkar etmeye ve Allah'a ibadet etmeye çağırıyordu. Aslında gücü kuvveti olmayan putlara tapınmayı eskiden beri sevmezdi. Sabah olunca büyük bir karar vererek yeni dine girmek istedi. Gelerek Hazreti Muhammed'e şöyle dedi. Ey amcamın oğlu, senden işittiklerime inanıyorum. Davetini kabul ediyorum. Hazreti Ali Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şefkatle baktığını görünce şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, babama haber vermedim, ona danışmadım da çünkü Allah Celle Celaluhu beni yaratırken ona danışmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali beraberce insanlardan uzaklara gidiyorlar, Mekke dağlarına çıkıyorlar ve beraberce namaz kılıyorlardı. Bir gün namaz kılarken Ebu Talib onları gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey kardeşimin oğlu, nedir bu gördüklerim? Neye inanıyorsunuz? İnanıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevapladı. Bu Allah'ın dinidir. Meleklerinin ve peygamberlerinin dinidir. Babamız İbrahim'in dinidir. Allah beni kullarına elçi olarak gönderdi. Seni bu hak olan dine, doğru yola davet ediyorum. Allah'a taraf olman ve bana yardım etmen en doğru iştir. Ebu Talib şöyle dedi. Ben babalarımın dininden ayrılmam. Sonra Ali'ye dönerek sordu. Sen Ali,
Ali cevapladı, babacığım ben Allah'a ve onun Resulüne iman ettim. Onun getirdiklerine inandım. Onun dinine girerek ona uydum. Babası o seni ancak hayırlı olan şeye davet eder. Ondan ayrılma dedi. Bir tüccar hacca gelmişti. Resulullah'ın amcası Abbas'ın yanına gelmiş, onunla bazı alışverişler yapıyorlardı. Abbas'ın doğru bir adam olduğuna inanmıştı. Adam ile Abbas oturmuşlar, sohbet ediyorlardı. Onlar konuşurken bir adam kalkarak namaz kılmaya başladı. Sonra bir çocuk gelerek onun yanına durup namaza başladı. Sonra bir de kadın gelerek arkalarına oturdu. Adam ruku yapıyor, çocuk ve kadın da ruku yapıyordu. Adam secdeye gidince çocuk ve kadın da secdeye gidiyordu. Abbas'ın yanında oturan adam ona dönerek sordu, bu din nedir? Bu kardeşim Abdullah'ın oğlu Muhammed'in dinidir. Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiğini iddia ediyor. Bu çocuk Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. O kadın da karısı Hatice'dir. Mekke'de bir haber yayılmaya başladı. Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber olduğunu iddia ediyordu. Gizlice insanları bir olan Allah'a ibadete çağırıyordu. Hakim bin Hişam'ın cariyesi gelerek şöyle dedi. Senin halan Hatice, kocasının Musa gibi insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğunu iddia ediyor. Bu sözü duyan Ebu Bekir bunun üzerinde çok düşündü. Çünkü o Muhammed'i tanıyor, inanılır ve doğru sözlü bir insan olduğunu biliyordu. Onun yanına giderek şöyle dedi. Ey Ebu Kasım, nedir bu senin hakkında duyduklarım? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Nedir benim hakkımda duydukların ey Ebu Bekir? Senin insanları Allah'ın bir olduğuna inanmaya davet ettiğini, kendinin Allah'ın peygamber olduğunu iddia ettiğini duydum. Evet Ebu Bekir, aziz ve celil olan Rabbim beni müjdeleyici ve korkutucu olarak göndermiştir. Beni İbrahim'in yolunda tüm insanlığa peygamber olarak göndermiştir. Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi. Vallahi senin yalan söylediğine hiç rastlamadım. Elçilik senin hakkındır. Çünkü sen emanete riayet eder, akrabanı ziyaret eder ve güzel işler yaparsın. Uzat elini sana tabi olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattı. Hazreti Ebu Bekir onun elini tutarak İslam'a girdiğini ilan etmiş oldu. Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olduğunu duyan Hazreti Hatice çok sevinerek hemen onun yanına çıkarak şöyle dedi. Seni doğru yola ulaştıran Allah'a Celle Celaluhu'na şükürler olsun ey Ebu Bekir. Sa'd bin Ebu Vakkas peygamberimizin annesi Amine'nin amcası idi. Bir gece Sa'd yatağına girerek uyumaya başladı. Rüyasında kendisinin karanlık bir yerde olduğunu gördü. Hiçbir şey göremiyordu. O anda gökyüzünde ay çıkarak ortalığı aydınlatmıştı. Ay'a baktığında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Zeyd bin Harise'nin, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde aya doğru yükseldiklerini gördü. Kendilerine katılmaları için ona işaret ediyorlardı. Onlara şöyle dedi. Oraya ne zaman çıktınız? Biraz önce. Sa'd uykusundan uyandı. Yatağında doğruldu. Rüyasını yorumlamaya çalıştı. Fakat hiçbir anlam veremedi. Sabahleyin Hazreti Ebu Bekir Sa'd'ın yanına geldi. Ona şöyle dedi. Hazreti Muhammed'e gökten vahiy geliyor. Kendisinin bu ümmetin peygamberi olduğunu açıkladı. Bir olan Allah'a ibadet etmeye insanları çağırıyor. Lat ve Uzza'yı inkar mı ediyor dedi. Sa'd Ebu Bekir şöyle cevap verdi. Putlara tapınmaktan kesinlikle uzaklaşmayı emrediyor.
O yaptığı bu işten dolayı bir karşılık veya mal da istemiyordu. Onun yanında mal olarak Hazreti Hatice'nin malı var. Soyu şeref ve soyu en temiz olan Kureyş'ten bunlara hiçbir ihtiyacı yok. O taşlardan yapılmış bu putlara tapınmayı kesin olarak bırakıp kat kat gökyüzünü kumlarla dolu çölleri ışık saçan yıldızları, her tarafa yayılan güneşi, havayı ve hayat veren suyu yaratan Allah'a ibadet etmeye çağırıyor. Bu davette kul ile Allah arasında akıl ve ibadette sağlanan yakınlığın dışında hiçbir aracı yoktur. Bu yol kulu Rabbine ulaştıran yoldur. Bu yola aracısız girilir, bir sınır olmaksızın ona yaklaşılır. O merhametli olmaya, sevgiye, iyiliğe, takvaya, kız çocuklarını öldürmemeye, akrabalarla ilişkiyi kesmemeye ve ebedi mutluluğa davet ediyor. Sa'd Ebu Bekir'in sözlerini çok beğenerek kimler bu dine girdi diye sordu. Ebu Bekir cevapladı: ben, Ali bin Ebu Talip, Zeyd bin Harise. Sa'd gördüğü rüyayı düşündü. Ali, Ebu Bekir ve Zeyd'i hatırladı. Ay'a doğru yükselirken kendilerine katılmalarını isteyen Allah'ın Celle Celaluhu kendisinin doğru yola girmesini istediğini anlayarak Ebu Bekir'e sordu: Resulullah nerede? Ebu Bekir cevapladı: Mekke dışında Şabi Ece'yat isimli yerde gizlice Allah'a ibadet ediyor. Beraberce onun yanına gittiler. Hazreti Sa'd Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed din Allah'ın elçisi olduğuna iman ederek şehadet getirdi. Hazreti Ebu Bekir Kureyş'in zenginlerindendi. Güzel ahlaklı olduğu için herkes onu severdi. Arkadaşlarını bu yeni dine davet ediyordu. Onlar da onun bu davetiyle İslam'a giriyorlardı. Bir gece çıkarak yürümeye başladı. Kureyş'in ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef'in evinin önünde gelince sessizce bağırmaya başladı: Bilal, Bilal, Bilal. Onu gören Bilal geldi. Bilal, Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Kim o Ebu Bekir, sen ha? Ne işin var bu saatte? Ebu Bekir cevapladı: önemli bir haber getirdim. Nedir bu haber? Bu ümmetin peygamberi çıktı. Kim? Abdullah oğlu Muhammed. Ebu Bekir uzun uzun Bilal ile konuştu. Dinlediklerinden tatmin olan Bilal, şehadet getirerek Müslüman oldu. Hazreti Muhammed'in arkadaşları dağda onun çevresinde toplanıyorlar, Kur'an okuyorlar ve yeni dinlerini öğreniyorlardı. Bu işi Mekkelilerden gizliyorlardı. Çünkü henüz Allah Resulü'ne davetini açığa vurmasını emretmemişti. Evet, sevgili dostlarımız, bayram özendi YouTube kanalımı dinlemeyi, beğenmeyi, abonelik atmayı unutmayın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in hayatını okumaya devam edeceğiz. Tabi hepsi kısım kısım, bölüm bölüm devam ediyor. Onun için sizlere Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyayım arkadaşlar. İnşallah bayram özendi YouTube kanalımı beğenirsiniz, abonelik eklersiniz sevgili arkadaşlar. Benim sevgili din kardeşlerim, hepinize hayırlı geceler dilerim. Allah'a emanet olun, var olun, çok yaşayın arkadaşlar. Evet, şöyle küçük de bir çiçek manzarası size gösterdim. Hayırlı geceler dilerim. Şu anda saat 11:05 var.